rahat yanlarına gitmeyeceksin değil mi canım? Bu rezaletin... Evet lütfen ya. Gümüş lütfen bırak beni. Ne olur şu haline bak, işleri daha da zorlaştıracaksın. Ne olur gidelim şimdi. Tamam, sonra uygun bir dile konuşursun annenle sonra. Mehmet lütfen hadi, hatırım için ne olur. Ya buna seyirci mi kalayım? Mehmet sonra konuşalım ne olur, sen sakinleşince tamam mı canım? Hadi. Sadece senin hatırın için gidiyorum Gümüş, bunu bil. Tamam canım, teşekkür ederim. Hadi. Hadi. Bahar'a bir ulaşabilsem tanışmak için çağıracaktım ama. Önemli değil. Yarın sabah biraz erken gelirim. Önce bir tanışırız. Tamam o zaman. Ben kalkayım artık. Kemal abicim çok sağ ol. Rica ederim. Siz iyi olun yeter Gökhan'cığım. Yarın sabah 8'de buluşalım abicim. Kaçta? Nerede isterseniz ben orada olurum. Peki, haberleşiriz. Görüşmek üzere. Hı-hı. Gözünü seveyim Suat. Bahar Hanım sana emanet. Hiç merak etme Kemal'cığım sen. Telefonu hala çekmiyor. Benimki çekiyor. Ara bakayım. Ara! Neredesin sen hayatım ya? Deminden beri seni arıyorum. Bahsettiğim komiser emeklisi var ya, onunla tanışacaktım seni. Yarın sabahtan itibaren seninle. Gökhan artık çok genç. Sohbet et diye aramadın. Bahar, sen neredesin? Gökhan! Gökhan bir saat içinde sana verilen adrese kitapla ilgili ne varsa götürecek misin? Bahar, Bahar sen neredesin ya? Gökhan bilmiyorum. Ben diye adamların yanındayım. Ver bakayım. Bana bak. Bir saatim var. Ne yapacağını biliyorsun. Sakın gecikme. Yoksa bir kurşuna bakar. Sakın polisi de bu işe bulaştırma. Tabii güzel karını bir daha görmek istiyorsan. Bahar! Bahar! Dön. Anlamadım. Dön bakayım. Dön dedim sana! Anlayamıyorum. İnsan en yakınındakilere güvenemeyecekse kime güvenecek ki? Yani 40 yıl düşünsem annemin yanında canı göreceğim aklıma gelmezdi. Üstelik adam annemden küçük. Mehmetciğim sen istiyorsun ki annenin hayatında kimse olmasın. Evet, aynen öyle istiyorum Gümüş. E ona da yazık değil mi Mehmet? Bir ömür boyu yalnız başına geçer mi? Geçer, geçer. Hem kim demiş yalnız diye? Çocukları var, torunları var. Kocaman bir ailesi var. Arkadaşları var. Daha ne isteyebilir ya? Sevgi isteyebilir Mehmet. Bunu istemek onun da hakkı. Gümüş, annem hala evli bir kadın. Sanki boşansa hiç önemsemeyeceksin Mehmet bu olayı. Yani her durumda da yanlış. Bunun elle tutulur bir yanı yok. Mehmet hiç düşünmüyor musun? Aşık olamaz mı? Gümüş lütfen ya. Bu yaştan sonra ne aşkından bahsediyorsun? Niye? Yaş sınırlaması mı var aşkın? Efendim Gökhan. Mehmet, acil görüşmemiz gerekiyor. Bahar'ı kaçırdılar. Ne? Bahar'ı mı kaçırdılar? Aa! Sen ne alacaksın? Beni mi izliyorsun? Bir sakıncası yoksa evet. Tabii ki yok. Hep böyle mi olacak? Ne efendim? Hep gizli gizli, gözlerden ırak mı buluşacağız? Sen ne düşünmüştün ki? Seninle gönlümüzce gezmek isterdim. Kim görecek diye korkmadan. Bunun bir yolu yok mudur? El ele tutuşup, herkesin karşısına çıksak, aşık olduk biz desek. Bu mümkün değil. Rica ederim bahsini bile etmeyelim. Aşağı. Çabuk. Yavaş hamileyim ben. Yavaş. 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 Konuşma. Yürü hadi. Yürü hadi. Hadi. Tamam. Tamam.
hamileyim dedim ya. Dur! Geç şöyle. Kızı şuna bağla. Otur şöyle. Otur şuraya. Sen de benimle gel. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Rahat dur. Yavaş. Uslu uslu otur burada. Dua et ki kocan seni seviyor olsun. Abiciğim, mal buraya gelmeyecek mi sonuçta? Niye sevkiyat orada yapalım ki? Gemiden indirelim, direkt buraya getirelim. Zaten polislere hedef çiftlik gibi gösterildi. Girişi ise kamyonla olacak sanıyorlar. Akıllarına gelmez burası. Ben bize geçen gece geldiklerinde bir terslik olduğunu anladım zaten. Kalacaklardı önce hani. Sonra bahar ilaçları unuttuğu için gittiler ya. Evet, hatırladım. Dedi ki bir süre kalacağız, evde boya falan olacak. Ben hatta öylesine sordum bebek odasında renge boyanacak diye. Ha, evet, o da bilmediğini söyledi hatta. Sen de oradaydın ya hayatım. Kafa kalmadı ki. Sanırım Gökhan'ın kitabıyla ilgili bütün bunlar. Mehmet ya Bahar'a bir şey olursa. Mehmetciğim bak orada. Gördün mü Gökhan'ı? Gördüm. Selam. Merhaba. Selam. Ne oldu, bir haber var mı? Yok maalesef. Nereye gidelim? Ne yapacağız? Sen devam et abicim. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. İyi misin? İzninizle ben çıkıyorum Engin Bey. Tamam anne. Yarın sabah görüşürüz. Hayırdır anne? Bir şey mi var? Yanlış anlamazsanız Engin Bey, bir şey soracağım. Tabii, sor bakalım. Bu sefer kesin değil mi? Yani geçen sefer de kesin olarak dönmeyeceğim demiştiniz. Yani ben ona göre kendime bir iş bakacağım da. Merak etme Hande, bu sefer kesin. Ben bir kere yanılırım. Tamam efendim. Hande! İstersen yarın sabah da gelmeyebilirsin. Yok, gelip vedalaşmak isterim Lara'yla. İyi akşamlar. Serap teyzem ne zaman gelecek baba? Birazdan burada olur. Sen yola çıkmak için hazırladın mı her şeyini? Evet, Hande ablam hazırladı. Peki sen oraya ne zaman geleceksin babacığım? Hayatım, bizim Gümüş ablanla küçük bir işimiz var. Hani sana defile yapacağız demiştim ya. Onu yapıp sonra birlikte geleceğiz. Ya Gümüş ablam? Yine gelmezse? Merak etme kızım, gelecek. Çünkü bu sefer onu kendi ellerinle getireceğim.